Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi kapsamında Çin hükümeti Türk halkının gözünü boyamaya kalktı. Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Çin arama kurtarma ekibinin enkaza Çin bayrağı dikmekten güya yeni Müslüman olan arama kurtarma çalışanına yürüttüğü algı ve propagandalarla ilgili şok eden açıklamalar yaptı. Sabır Meşhur, Çinli arama kurtarma ekiplerinin afet bölgesinde sinsi bir propaganda yürüttüğü ve skandal adımlara imza attığını öne sürdü. Çinli bir diplomat, Türkiye ve Güney Kore ortaklığıyla yapılan Çanakkale Köprüsü'nü kendilerinin yaptıklarını öne sürerek depremde zarar görmediğini yazdı. Diğer yandan Çin işgali altındaki Doğu Türkistanlılar kendi acılarını unutarak depremzede kardeşlerinin yardımına koştu. İlk günden beri sahaya 500'den fazla arama kurtarma ve yardım ekibi gönderildi. Dünyanın dört bir tarafında yaşayan Uygur Türkleri toplamda 23.839.500 Türk lirası bağışta bulundu. Doğu Türkistan halkını çeşitli isimler altında keyfi tutuklamayla ortalıktan kaybeden Çin rejimi Akdu şehrinde sözde Bahar Gök Gürültüsü Harekatı adı altında insanları rastgele tutuklamaya başladı. Çin Komünist Parti gündemindeki Akdu ilçe basın sitesinde yer alan haberlere göre 16 Şubat Akdu İlçe Halk Mahkemesi tarafından başlatıldığı iddia edilen bahse konu keyfi tutuklama operasyonu kapsamında bölge sakinlerinden bazı kimseler ne olduğunu anlamadan zorla karakola götürüldü. Bazıları ailelerin gözleri önünde yakapaça tutuklanıp ters kelepçelenerek alındı. Çin Deprem Gözleme Evi internet sitesine göre 23 Şubat yerel saatte 6.37 sularında merkez üssü Tacikistan'ın Murkab şehri olan 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan bilgi ve görüntü kayıtlarında Tacikistan ve Doğu Türkistan sınırına 85 km uzaklıktaki bölgede yaşanan depremden Kaşgur Aksu ve Atuş şehirlerinde etkilendiği, özellikle Kaşgar sakinlerinin korku dolu anlar yaşadığı, evlerinde avizelerin sallandığı, eşyaların yerlere savrulduğu gösterildi. Ancak Çinli makamlar her zamanki gibi Kaşgar'da hissedilen depremle ilgili yaralı veya can kaybının olup olmadığı konusunda hiçbir bilgi paylaşmadı. Beyaz Saray, Çin'in Rusya'ya henüz silah yardımı yapmadığını ancak bu seçeneği de masadan kaldırmadığını öne sürdü. Beyaz Saray sözcüsü, Çin'in Rusya'ya silah yardımı yaptığını görmediklerini ancak Çin tarafının bu seçeneği masadan kaldırdığını söylemediğini belirtti. Kanada yakın zamanda ülkenin kuzeyindeki hava ve deniz sahalarında Çin'in gözlem faaliyetlerinin takip edildiğini ve engellendiğini duyurdu. Kanada Dışişleri Bakanı söz konusu Çin olduğunda gerektiğinde Çin'e karşı duracağız, gerektiğinde de Çin'le işbirliği yapacağız dedi. Kanada Devlet Televizyonu'nun haberine göre Kanada Savunma Bakanlığı sözcüsü Çin'in Kanada hava ve deniz sahasında gözlem operasyonları yürütmeye yönelik son çabalarından tamamen haberdar olduklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'ya kayıtsız, şartsız ve hemen Ukrayna topraklarından çekilme çağrısında bulunan karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Rusya, Belarus, Mali, Suriye, Nikaragua, Eritre, Kuzey Kore hayır oyu kullanırken Küba, Cezayir, Ermenistan, Bangladeş, Bolivya, Çin, Hindistan, Pakistan, İran, Kazakistan, Özbekistan, Sudan, Uganda ve Vietnam çekimsel oy kullanan ülkeler arasında yer aldı.